Şimdi, dur, herkese merhaba. Herkese merhaba, merhaba. Herkese merhaba, evet unuttum. Açılış yapmayalı bayağı olmuş galiba. Arkadaşlar uzun zamandır yoktuk ama biz buraya yeni gelmedik, yeniden geldik, hadi bakalım. Evet, soru cevap videosu en çok istenen videolar arasındaydı, biz de olacak ve... Şu yüzden de özür dilemek istiyorum. Son 3 aydır arkadaşlar bize Instagram'dan sorularınızı atın, cevaplayacağız diyoruz ve 3 ay onlar sorularını atıyorlar ama biz hala cevaplıyoruz. Ama hepsi duruyordu zaten, hepsinden seçerek en fazla sorulanlar, en fazla merak edilenleri size cevaplayacağız bugün. Evet, şimdi çocuklar çizgi film izliyorlar, biz de giyinip gideceğiz soracağız. Ay inşallah bakalım nerede cevaplayacağız ama bu soruları. Hala o da net değil. Giyinemiyoruz. Benim özellikle giymek istediğim tişörtüme Anıl'ın özellikle giymek istediği tişörte bakar mısınız? Bakın bu da benim özellikle giymek istediğim tişört. Anıl'ınkinin rengine bakar mısınız? Yani bu tişörte atacağım bu videodan sonra. Saçma annem bunu yapıyor. Yok vallahi atacağım. Şey. Bunlar rahat bakar arkadaşlar. Bakar mısınız şu aradaki parka? Arkadaşlar tasarruf. 20 yıldır 15 yaşından beri bunu giyiyorum. Yok Anıl'cığım vallahi tamam. Bak sararmış solmuş çok kötü. Ama illa bunu giymek evet, istiyorsan. Kirli değil, kirlenmemiş bir tişörtümüz var fakat biliyorsun ki çok karışık. Bunu bitiremeye şu anda vaktim yok. Kesinlikle ütü yaptırma bana şu soru cevap videosundan önce. Benimkinin tamam. De zaten ihtiyacı var. Ne yapacağız? Senin muhteşem bir çözümün varmış. Evet benim yine her zamanki gibi pratik çözümler üreten Pelin Akel'in tekrardan yine bir çözümü var. Pratik anne. Pratik anne. İsmim pratik anne olabilir. Bakın bu yıkamadan ferah koku ve ütü etkisi yapan Yumoş'un spreyini kullanacağız. Sizin gözünüzün önünde ve ütüye ihtiyaç olmadan doğru düzgün tutabiliyor muyum? Kalbim içinde ferah koku bunu istiyorum ben. Tamam ben de bunun kokusunu biraz daha fazla seviyorum. Nasıl göreceksiniz ki ütüye ihtiyaç olmadan karışıklıkları halledeceğiz şimdi. Ama tabii ki de bunu leş gibi bir kıyafetin üzerinde yapmıyoruz. Bir kere giymişsiniz. Mesela ben şu tişörtümü gerçekten bir kere giydim. Sonra memnun olmadım bunu değil şunu giyeceğim dedim. O an çıkarttım bıraktım ve o. Zamanı olmayan annelere, tek başına yaşayan erkeklere mükemmel pratik çözüm. Harika. Sıkıyorsunuz, mis gibi kokuyor ve... Bir daha göstermek istiyorum. Evet. Sıkıyoruz, mis gibi kokuyor, ondan sonra ne yapıyor? Kırışıklığı alıyor. Evet. Ama 15 dakika askıya asıyoruz. Ferah kokusuyla ütü etkisi. Hadi, hadi. Bu giysi spreyimizi 20-25 santim uzaklıktan şöyle en çok kırışıklıkların olduğu bölgelere sıkıyoruz. Hayatınızı kolaylaştıracak. Deneyin ve görün. Ve elimizle... Şöyle düzeltiyoruz. Sonra da bunu asacağız. Hazır mısınız? Gözlerinize inanamayacaksınız. Anıl'cığım. Lütfen. Ve o Yumoş'un güzel kokusu var ya, işte o koku buram buram geliyor şu an ama onu tabii ki de size gösteremiyorum. Evet. Şimdiden düzelmeye başladı gibi galiba. Aynen. Ve Anıl'ın bu 1000 yıllık tişörtünü bakalım. Nasıl oluyor? Buna baksana. Bayağı hemen düzeliyor. Ya, iğrenç bir tişört o yüzden. Ya dur söyleme öyle ya. Kokusu nasıl? Çok güzel. Bayağı iyi. Hazırız galiba. Hazırız. Soru cevap zamanı. Aramanın çikolata kızı. Evet, telif yap. Anıl Altan'ın security'si. Security'si. Ne demek? Ya sen beni tanımıyor musun ki onu önce? Valla ara sıra konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Diş hekimi olmak istedim. İlk defa alıyorum. Nereden çıktın? Ağzından çıkan tek Anıl. Cümle. Şu Anıl'ı getirin bana. Hamburger yemeden ölmek istemiyorum. Dedi bu Ali Melina'nın başına veya sonuna. Yani bir şey daha gelmez. Çok kısa falan dedi. Biz de soru cevap videosu çekecektik. Ne oldu babacığım? Siz dersteydiniz. He? Nine mi düştü? Sen o düşünce senle mi gelmek istedin? O düşünce senle mi düşmüş saydın hani? Ne yapacağız? Bana güvenmiştik. Pelin'in fikriydi. Ben evde çekelimmişsin dedim. Çocuklar dersteyken çekeriz Anıl. Merak etme dedi. Şu videoyu çekebilecek doğru mekanı arıyoruz. Çocuklar dersteyken biz de çekeriz diye düşündüm. Olmadı. Şimdi Anıl bir Kids Club diye böyle bir oyun odası var. Oraya götürdü bakalım orada ne kadar kalacaklar. Ve Anıl tek başına mı gelecek buraya? Çocuklarla mı gelecek? Soru cevap da çekebiliriz inşallah. Sizin uyku saatiniz kaç? Kaçta uyuyorsunuz diye sormuşlar. Akşam kaçta uyuyorsunuz siz? Öğle uykularını yapmadıkları zaman ki bugün... Kayın da bakın. Çok erken saatte... Kayın da ya baba. Normalde akşam 8-8.30 gibi uyuyorlar. Evet ama öğlen uyuyorlarsa ki birazdan öyle olacak. Bence uykuları de. Geldi. O zaman 10'u bulabiliyor. 10-11'i buluyor. Biri bile bazen evet.
oyuncu olmasaydınız ne olmak isterdiniz? Ya da hayalinizdeki meslek neydi ne diye sorabiliriz. Ben oyuncu olmasaydım direkt psikolog olmak isterdim. Psikolojiyi çok seviyorum. Felsefeyi de çok yani seviyorum. Buna ben de gülmek niye istiyorum. Niye güldün kız? Bir dakika, oyuncu olmasaydım psikolog olmak isterdim. Evet, bundan yaklaşık tam tamına bir saat önce soru cevap çekeriz diye oturmuştuk. Olmadı değil mi? Dersten erken çıktılar. Sonra ne oldu? Bizimle olmak istiyorlar herhalde. Nina bir düşmüş ufaktan, annemin, babamın yanına gideceğim demiş. Biz de size soru soruyoruz arkadaşlar. Evet. Soru cevap videosunda. İyi, sadece siz bize değil, biz size soruyoruz. Okula alıştırma, sissizliğe alıştırma. Yani başka bir sizliğe alıştırma derken evet okulda yani zaman geçirme. Yani anneyle babaya çok alışık, çok bağlı olan çocuklar nasıl okula alıştırılıyor? Pandemi çocukları diyelim, o yüzden sebep. Biz her zaman pandemi yanındayız. Pandemi bile hayır, kıcımız olamadı yani. Evet. Bulamadık. Hep biz baktık, evet. Biz ilgilendiğimiz için şimdi bize çok bağlılar ve o yüzden de öğretmenlerin yanında da çok kalamıyorlar. Aslında uzun süre gelince yani yapıyorlar. Bizi görmek istiyor, gözleri hep bizi arıyor. İşte bir şekilde alışacaklar. Sorumuz bu, yardımlarınızı bekliyoruz. Şimdi sizin sorularınıza geçiyoruz. Şu an yine her an yanımıza gelebilirler. Evet. Evet. Ha bir dakika, şuna niye güldünüz ya? Ben onu anlamadım. Ne oldu? Düşecek gibi hissediyorum. Şuradan şuraya koşuyor. Düşe kalka öğrenecek. Biz öyle mi? Bir gösterir misin? Tamam hadi gel aşkım. Sen böyle bir anne değilsin. Hayır şimdi yapmadım. Az önce oyuncu olmasaydınız ne olmak isterdiniz diye bir soru vardı ve ben bunu psikolog dedim. Burada değişik bir tepki aldım. Sebep ne? Yani insan psikolojisinden çok anladığını mı düşünüyorsun? Ne olmak kendine isterdin? Kendine güveniyor yani musun? Yani astronot olmak istiyorsun veya futbolcu olmak istiyorsan o an futboldan mükemmel anlıyor olmana gerek yok yani bu sebeple. Ve insan psikolojisinden evet çok iyi anlıyorum. İnsanları dinlemeyi çok seviyorum. Hı-hı. Dertlerine derman olmayı çok seviyorum. Çözüm olmayı çok seviyorum. Derdime derman ben çikolata kız. Evet, telif yemeyiz işte. Biz de çikolata hastasıyız. Şimdi aşkımı bırak ya, olursa al bak. Bak al. Kızlar dikkat ediyorsunuz değil mi birbirinize? Helen buradayız. Evet. Bakınca da değişim. Arkadaşlar bunu diyorum bir de. Bak çok bölündü soru cevap videosu ama ay şöyle olacak mı? Olduktan sonra düşünelim. Olmadan önce kafayı yormayalım. Sen ne olmak isterdin? Ha bir de şunu söyleyeyim. Tenisi çok seviyorum. Artık tenis hayatım oldu diyebilirim ama oyuncu olmasaydım. I am tennis. He is tennis. Ama bu saatten sonra çok geç. Ona erken başlamam lazımdı. Pelin'cim sen söyle. Ben ne mi oldum? Oyuncu olmak istemeseydin. Ya pardon, oyuncu olmasaydın ne olurdu? Anıl Altan'ın security'si. Security'si? Ne demek? Ya sen beni tanımıyor musun ki onun önce? Hadi. Ben ne olmak isterdim? Diş hekimi olmak isterdim. Ya ilk defa alıyorum bunu nereden çıktı ya. Ne bu ya? Cidden mi? Yani babam benim diş hekimi olmamı isterdi. Hayır o değil. Sen şu beni anki... de çok ona... Empoze mi etti onu? Empoze, kanalize... Kanalize? Bir bak bir kalk Pelin ya. Bir şey söyleyeceğim. Babanın ne istediği değil. Sen ne istiyorsun? Buran ne olmak isterdi oyuncu olmasaydın? Şu an buna... Şarkıcı. Evet bence de bunu olabilirsin. Hayır bence de olmalısın. Şarkıcı olmak isterdim. Tamam. Da bir müzikal, Broadway müzikallerinde. Tamam, yani kendimi Broadway'de falan görmek isterdim. Yine bu müzikal yapabilirsin bunu sanatçısı bu anda hala. Olmak isterdim. Yani yine bir tiyatro, yine bir oyunculuk aslında Pelin içinde. Müzikal mezunu bu arada. Ona bu bilgiyi vereyim. Böyle sahnede böyle şarkı söylediği zaman orada kayboluyor. Oyunculuktaki de yani başarısı var ama orada çok daha heyecanlı ve mutlu hissettiğini ben dış göz olarak hissediyorum. Şimdi en sevdiğin yemek. En sevdiğim yemek ya patates kızartması olabilir. Gerçekten mi ya? En özlediğim diyet yaparken de en aradığım taze yağda pişmiş patates kızartması. Ben yemek ayırt etmiyorum arkadaşlar. Hepsini çok seviyorum. Ne alakası var? Ben de her şeyi. Ben de Allah'a şükür ne verirlerse o anlamda hani burada iyi veya kötü burada bir seçenek yani ben değil. Ben çok iyi bir insanım. Bu çok ön yargı, böyle varsayımlar falan bunlardan hayır, kurtulun. Ben de bak, yani önüme ne verirlerse bak, yerim. Bak size psikolojik sadece tavsiyesi o zaman. Bak spesifik bir soru var bu. Tamam ben hiçbir yemek ayırmam. Allah'a şükür ne verirlerse hiç o yerden gidelim kız. Bak senin kafanda bu var demek ki oradan yiyorsun. Ben Allah'a şükür mükür demedim. Böyle bir niyetim yok. Hayır çok yakışıklıyım ama böyle herkesin en sevme gibi bir niyetim yok. Tamam ama sen içinde bunu düşünüyorsun. Bugüne kadarki gördüklerin, dayatılanlar, böyle ön yargıların, varsayımların buna itiyor seni. Güzel çiz hepsini, dik dur. Nefes al. Evet. Başka soru. Birbirinize gelen projeleri kendi aranızda da değerlendiriyor musunuz? Tabii ki değerlendiriyoruz. Her zaman birbirimize soruyoruz. Evet, hatta ilk birbirimize soruyoruz. Aynı meslektaş olmamızın da avantajlarından yararlanıyoruz. Ben onun o gözüne de çok güveniyorum çünkü. Ve genelde de söylediği öngörüler doğru çıkıyor. Evet, bir teklif gelse böyle hemen birbirimiz teklifden önce yapsam iyi olur mu? Ne gibi artı olur, ne gibi eksil olur? Bu projenin içinde olmalı mıyım? Çok uzun uzun tartışıyoruz. Olduktan sonra da proje devam ederken de sahneleri vesaire
beraber çalışıyoruz. Hatta Pelin de aynı şekilde. Hem benden daha tecrübeli olduğu için de farklı böyle fikirler falan da buluyor. Farkındaysanız mekan değişikliği yaptık. Evet. Çünkü çocuklar orada çok fazla durmak istemedi. Zaten ses duyduysanız yine düştü orada. Ondan sonra da... Naber? En zorlandığımız video oldu. Gerçekten çünkü oldu. Bir kafamızı toparlayamadık çocuklar. Diğer tarafta da eminim ki gözüm sürekli çocuklardaydı ama şimdi teyzeleriyle içeride oynuyorlar. Biz de sorularınızı cevaplamak için heyecanla sorularınızı bekliyoruz. Normalde bu soruyu sona saklamıştım, daha doğrusu son sıralara saklamıştım ama iki çocuk var, nasıl idare ediyorsunuz, biz biriyle zorlanıyoruz derken bu idare yöntemi bu işte. Okula götürüyoruz, işimizi o sırada hallederiz diye düşünüyoruz. Hallediyoruz veya halledemiyoruz. Halledemiyoruz. Sonra dönüyoruz, teyze, babaanne, anneanne böyle kimse de yoksa işe bizle beraber geliyorlar. Provaya bizle geliyorlar, çekimlere bizle geliyorlar. Bu şekilde bir gün Pelin'de. Bir gün bende şeklinde. Aynen. Onların işleri halloluyor, bizimkisi olmuyor. Yani gerçekten hiçbir farkımız yok sizinle. Hani bazen bizi böyle farklı görüyorsunuz ya işte, bir ünlüler, bilmem kaç tane bakıcıları vardır, rahat yapıyorsunuzdur. Hiçbir şekilde farklı değiliz sizden ve hepimiz yani aynı şeyi hissediyoruz. Aynı zorlukları yaşıyoruz eminim. Şu anda mesela çok yorgunum ama bir yandan da gerçekten soruları da cevaplamak istiyorum. Evet, söz verdik size. Evet. Alin ve Lina'nın adı neden Alin ve Lina? Alin'in neden Alin? Alin ışığın kaynağı demek. Aslında isimleri Doğa Alin ve Duru Lina, iki isimleri var. Çok önceden böyle bir influencer anneyi takip ediyordum ve onun bir tane kızı vardı, inanılmaz tatlı ve onun adı Alin'di. Hep diyordum ki çocuğum olursa Alin olacak, yani Alin istiyorum gerçekten, böyle tatlı bir kız çocuğum olsun, Alin olsun diye. Ve sonra baktık ki iki tane çocuğumuz oluyor ve diğerine de bir isim koymamız gerekiyor haliyle. Ondan sonra düşündük ne olabilir, ne olabilir ve Alin ışığın kaynağı demek. Lina, Alin içindeki aynı harfler var ve Alin, Pelin uyuyor. Lina da işte her şey tersi uyuyor. Tersi Anıl mesela. Tersi Anıl, Alin, Lina, Pelin falan böyle ve anlamı da çok güzel Lina'nın. Lina'nın anlamı da cennetteki hurma ağacının adı. Bence çok güzel. Bir de palmiyeye benzediği için de benim de en sevdiğim ağaç palmiye, iyi hissettiriyor. Hı hı. O yüzden Alin ve Lina oldu. Duru ve Lina olma kısmı da biz bir numaroloji. Numaroloji miydi? Öyle bir şey. Numaroloji. Galiba. Evet, yanlış söylüyor olabilirim. Onu böyle sonuçlarına bakan, değerlendiren birisiyle tanışmıştık. İsimlerini böyle numaralandırıp böyle ona göre... Karakter analizi falan yapıyordu. Karakter analizi yapıyor, nasıl biri biz olacağını etkiliyor diye. Biz dedik ki isimleri Alin ve Lina olursa sadece, yani Alin Altan, Lina Altan olursa inanılmaz hareketli ve tutamayacağınız iki tane çocuk olacak. Ve yani çok çılgın olacaklar falan. Böyle hani çok acayip şeyler söylemişti. Bu arada zaten böyle normalde o isim yapan kişi için numaroloji mi bir şey daha vardı isimle ilgili. O kişiler... Size koymanız gereken en uygun, yani inananlar için en uygun şeyi belirliyor. Bizimkisini değiştirmedi zaten. Doğa Duru ve Doğa Alin o harf toplamları toplamlara en uygun şeyi yapıyormuş. Yani istemeden onu koymuşuz zaten. Evet ama o isimlere o karar vermedi. O dedi ki bunun evet, yanına evet. Bir şey gelmesi gerekiyor evet. Dedi. Bu Alin ve Lina'nın başına veya sonuna. Yani bir şey daha gelmesi. Çok kısa falan dedi. Biz de tamam dedik. Bu arada Doğa Rutkay. Çok seviyorum onu. Çok iyi bir arkadaşımdır kendisi ve ikizdir. Var biliyorsunuz. Onun da böyle aile hayatını ve hani kendisini çok severim, çok takdir ederim. Ve Doğa ismini de zaten ondan kaynaklı da çok sevdiğim için Doğa olsun istemiştim. Ve hani Doğa, yani hani ismi Doğa olan bir çocuğun Doğa'yı sevmeme evet. ihtimali yok diye düşünüyorum. Doğasına saygı duymama ihtimali yok diye düşünüyorum. Lina'nın da Duru olsun. Duru da böyle tek koyulabilecek çok güzel bir isim. Duru. Duru bir kız. Sade. Duru sade. İşte buralardan yola çıktık. Ama şunu soruyorsanız eğer hani hangisinin ismi hangisinin olsuna nasıl karar verdiniz? Soru birazcık onun gibi mi galiba acaba? Yok, orta karışık. Alin ve Lina'nın adı neden Alin ve Lina? Yani işte neyse, bunlara da cevap vermek istiyorum. Hangisi Alin, hangisi Lina olsuna da şöyle karar vermiştik. Alin ışığın kaynağı demek ya, o yüzden demiştim ilk karnımdan çıkacak olan bebek Alin olsun. Ama doğumda da şöyle bir şey oldu. Tam çocukları alacak doktor epiduralle ve bana sordu. Önce hangisini alayım, hatırlıyor musun? Evet. Cihat Hoca sordu. Ben dedim ki bana bunu sormayın çünkü o zaman ismine kaderine ben belirlemiş oluyorum. Hayır dedim. Hani siz hangisini almak istiyorsanız alın, ben bir şey söyleyeyim. O zaman tamam, ilk şu toparlak olanı alıyorum dedi. Biraz daha kilo oluydu Alin. Onu aldı ve onunla da Alin oldu böyle.
Yeni projeler var mı? Evet, yeni projeler var. Benim Son Dilek diye bir tane sinema filmim var. Ceyda Ateş ve Seda Akman'la beraber. Daha fazla detay vermiyorum. Çünkü çok kilit bir konu var. Onu söylediğim noktada bayağı ne vermiş olurum? Spoiler vermiş olurum. Ama yeni bir sinema filmiyle karşınızda olacağım. Pelin, senin neyin var? Bir de çok güzel bir rolü var. Şu anda çok bir şey anlatmıyor ama bayağı değişik, farklı bir rolle göreceksiniz onun altını. Aa, bu arada çekmiyor. Ha, çekiyorum. Ben de ATV'de yeni başlayacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alacağım. Çok güzel bir oyuncu kadrosu var. Çok güzel bir senaryosu var. Bir an önce çekimler başlasın. Sığmazam'ın eski Türkçesi mi? Sığmazam. Bunu anlatamam. Bunu tamam. Bana sorma. Bir de bir müzikal projem var. Haldun Dorman'ın yönettiği Broadway müzikallerinden böyle bir derleme. Güzel bir şov olacak, müzikal şov. Onu bekliyorum. Survivor'dan teklif gelse kabul eder misin diye bana çok fazla soru geliyor. Teşekkür ederiz. Size bir şey getirdim kızlar. Sağ ol aşkım. Yemek mi yaptın? Blueberry. Blueberry, üzüm, bir de blueberry, tamam. Kapat kapıyı da sinek girmesin aşkım. Şimdi çekim yapıyoruz, siz oynayın, tamam mı? Bunu şu yüzden cevaplıyorum arkadaşlar. Gerçekten 50'den fazla kişi sormuş. Survivor'dan teklif gelse kabul eder misin? Survivor'da görmek isteriz. Zaten fıtık vesaire ve iki çocuk, bu imkansız bir şey. Gerçi yapanlar var. Laf etmiyorum ama yakın zamanda düşündüğüm bir şeydi. O parkurlarda kendimi denemek, sınamak istiyorum. Hani daha iyi yapabilir miyim bugüne kadar yapanlardan vesaire diye. Öyle bir hakkım varsa hani gideyim parkurlarla yarışayım. En zor parkurları göstersinler, en iyi yapılan dereceyi göstersinler. Ben orada nerede kalacağımı tartmak istiyorum. Sonra döneyim ailemin yanına hemen. Sen katılır mısın Survivor'a? Ben bilmiyorum. Yani yapabilir miyim bilmiyorum. Ama kendimi ben de senin gibi böyle denemek, test etmek isterim. Evet, orada çünkü kadınlara göre, erkeklere göre gerçekten o şartlar da kolay değil. O şartlarda nasıl olurdu ama görmek isterdim. Ama sanki ben de yani üstesinden gelirmişim gibi geliyor. Birinci i̇şte. Olur muydum bilmiyorum ama. Açlık mı açlık tam ayı zaten. Of. Tamam, çok zor da ama çok oradaki şey arkadan konuşmalar bilmem ne, o alengirli işler bilmiyorum, o beni yorabilir. Şimdi geçiyorum. Evet, üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz? Bu soru hangi gün sorulduğuna bağlı olarak çok değişkenlik gösterebilir. Bugün düşünmüyorum. Vallahi ara sıra konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Nasıl olurdu kardeş vesaire ama. Bu arada yani işte, üçüncü çocuğu düşünürken o da dördüncüyle birlikte gelebilir. Gelebilir. Ve bu... İkiz yeni var çünkü, bu yaşanmış şeyler. Burada çekiyor. İçeride mesela teyzesi var, kuzen var, yine de geliyorlar. Canım. Tamam, izleyebilirsiniz aşkım. İstediğiniz kadar. Bugün 24 saat televizyon seyredin. Yarın da seyredin. Evet, üçüncü çocuğu bazen düşünüyoruz. Hatta iki tane kızımız var, bir tane erkek olur mu diye. Bilmiyorum, arada düşündüğümüz bir şey, bir düşünce. Ya ben de merak ettim. Bizden bir tane erkek nasıl bir erkek olur? Ben bir de... Nasıl bir tip olur? Şunu çok merak ettim. Ali'nin eline de doğarken mesela şu anki düşündüğümüz zaman tanıdığım birisi, hiç tanışmadığım birisi ama dünyada olan birisini resmedebiliyorsun mesela. Brad Pitt diyorsun, kafanda canlanıyor ama Anıl Apey'nin bir erkek çocuğu gelecek şey kimsenin kafasında bir şey yok yani, anladın mı? Nasıl bir şey olacak? O da bambaşka bir can olacak, bambaşka bir ruh olacak, bambaşka karakter olacak. O yüzden ama, o heyecan. Yani o da ama ikiz, süreçler... ikiz olursa bir de o da ben beni gerçekten akıl hastanesinden falan alabilirsiniz. Çok zorlanırım yani, çünkü gerçekten çok yoruldum. Çok yorucu bir şey. Çok şükürler olsun her günümüze. Ama yani çoklu gebelik yaşayan, yani ikizi, üçüzü olan beni anlar. Yani iki tane çocuğu olan anlayamayabilir. Çünkü gerçekten bu çok farklı bir direkt, denge yani. Direkt üniversiteden başlayacaksak bir bakabiliriz ona. Yani hiç kolay değil. Ama çok güzel. Hatta o zaman onunla bağlantılı diğer soruyu sorayım. Erkek çocuğunuz olursa, hatta erkek çocuklarınız olursa iki tane, adı ne olur? Bunu düşünmüş müydünüz? Düşünmüştüm. Evet, Pelin Çınar ismini çok seviyordu. Onu biliyorum ama ikiz olursa onu düşünmedim. İkizi düşünmedim, düşünmek istedim. Çınar. Çınar, Çonar. Ali Nina, o yüzden mi yani? Evet. Çınar'la Ardıç o zaman tersi. Ne? Hayır, Ali Nina. Çınar. Çınar'ın tersi Ardıç. Hayır, o tersi tam. Yanın tersi Ali'nin mi? Değil. Kulaktaki şey, tınısı. Çınar'a ne olabilir? Bilmiyorum, ben de hiç düşünmedim. Gezdiğiniz yerlerde en çok nereyi sevdiniz? Aklınızda kalan. Var mı? Ben İsviçre'yi sevmiştim. İsviçre'yi çok evet, sevdim. Evet, o hep senin aklında o kaldı. Sonra İtalya'da. Neresi? Tormini Adası'nı. Positano. Positano mu? Doğru mu söyledim? Evet, doğru. Evet, tamam. Positano'yu çok sevmiştim. Ben Positano'yu sevir misin? Amalfi mi diyorsun? Yok, Sicilya. Positano mu yani? Evet, evet. Sanki Positone gibi bir şey. Ben yanlış söylüyorum gibi isim. Böyle. Amalfi'yi çok sevmiştim. Bir yer şey, daha ben, vardı. Ben Gietorno'dan çok etkilenmiştim. Böyle sadece kayıkla ilerliyoruz. Yol vesaire, çocuklar okuluna kayıkla gidiyor. Bir şey evet, içmeye evet, giderken evet. Kayıkla... Evet, ben kararımı değiştireceğim şu anda. İsviçre ve Gietorno. Evet. Etkilendiğimiz yerler öyle. Ya diğer yerlerde de çok güzel zaman geçirdiğimiz yerler var ama İsviçre'de gittiğimiz yer neresiydi, o dönemde. Neyse, onu hatırlarsam alta yazacağım. Söyleyeceğim. Gietorno ve
Şeydi ya. İsviçre. Nasıl bu kadar zayıfladın? Yani çok zor. Yani şöyle ki her sabah 7.30'da veya 10'da spor yapıyorum. Ama şu bir hafta 10 gündür yapmıyorum. Evet, aç karnına spor yapıyorum. Sonra 12.30 gibi yemeğimi yiyorum. Bir ara öğün yapıyorum ve 6.30 gibi de son yemeğimi yiyorum. Bir de ağzına fakat bir şey koymuyor. Ama işte bir 10 gündür bunu yapmıyorum. Evet. O yüzden böyle birazcık böyle karnım falan, yani ne güzel kaslarım çıkmaya başlamıştı. Şimdi yine bir yağlanma başladı. Ama yine devam edeceğim o spora. Fakat bu şekilde yaşanmaz arkadaşlar. Yani sürekli böyle beslenemezsin bence Mesut. Ben de öyle yapmıyorum. Bir dönem böyle çok bir fazla böyle kör gibi yapıyorsun. Sonra ama dikkat etmen lazım. Evet ya, yani bu hayattan zevk almak da lazım. Hayır tamam, ama sınırlı mesela. 10 ölümüne makarna, ölümüne cips derdi. 3-4 tane cipsten biraz makarna. Yok abi, bence öyle yaşanmaz. Bence birazcık sporunu yapıp zayıflayacaksın. Tamam mı? Tamam. Yemek fit için olacaksın. Zayıflayacağım. Sonra bir yiyeceksin yani. Ben diyorum rüyamda ama. Rüyamda şunu gördüm. Hemen şunu anlatmak istiyorum. Ben de rüyamda şunu gördüm. Sen bir tane böyle dükkan açıyordun. Böyle çantalar, takılar, şapkalar. Tam şu yemekle alakalı. Şu an aklıma geldi. Araya söylemek istedim. Tamam, şunu söylemek istiyorum. Rüyamda şöyle bir şey yaşadım. Ölmek üzereyim. Kan revan içindeyim. Yani gerçekten son nefesimi veriyorum ve ağzımdan çıkan tek cümle şu. Anıl'ı getirin bana. Hamburger yemeden ölmek istemiyorum. Tamam. Kaçıncı sırada olduğumu düşünün. Aklım, fikrim nerede? Peynir sıralaması da kaçıncı? Bak, çocuklar yemek. Bazen yemek çocuklar. O sıralama değişiyor. Ondan sonra iş. Ama gerçekten aile. Hayattan zevk almadan. Ben kaçıncı sıradayım? Ben hamburger yemeden ölmek istemiyorum. Bir dakika kala söylesene. Yemiyor sen musun be? Sen kaçıncı sıradasın? Tabii ki de çocuklarım ve sen aynı sırada birinci sıradasın. Değil. Gerçeği söyle bana. 8 mi? 8 değil ama 2 olmuş olabilir çocuklardan sonra. Hayır. Hanginiz daha kıskanç? Ben hiç değilim bence. Hiç kıskanç değil misin? Yok ya, değilim bence. Hayır yani kıskanç hangimiz mi? Daha fazla kıskanç değil mi de sende de kıskançlık var, bende kıskanç. Bence kıskanç aynı diyemezsin. Kıskanç. Evet. Hiç kıskancım diyemem. Ben de diyemem. Ben kıskancım. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sorularınızı cevapladık. Ve görüyorsunuz bu koşturmacada. Aynen. Ama bence bunu tekrarlayalım ve daha lütfen daha başka sorular seçelim. Hemen kartımız ve şarjımız bitmeden bu koşullarda soru cevabı yaptık. Teşekkür ediyoruz. Sen buraya sonuna kadar konuşuyorsun. Ben hep kameraya baktım. Ben de şuraya bakıyorum. Gerçekten. Hadi dur, çok az zamanımız var. Evet. Buraya kadar izleyenlere ayrı teşekkür ediyorum. Başında izleyip kapatanlara çok az teşekkür ediyorum. Ortalara izleyenlere kadarlara iyi ki varsınız. İzleyenlere kadar. Ortalara izleyenlere kadar. Ortaya doğru kullandım doğru bence. Kullandım. Kapatamıyoruz biz videoyu çünkü bugüne kadar kapanış yapmadık. Şimdi videoları dönüş yapıp bakarsanız kapanış yapmamışız. Pelin'e de katıldığı için teşekkür ediyorum bugün. Çok izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bizim için çok önemli ve altta yazacağınız yorumlar da çok kıymetli. Biz hepsini okuyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Bay bay, hoşça kalın. Sağlıklı kalın.